Merhaba sevgili dostlar. Muğla Milas etkinliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu seferki aracımız Ford CMax. CMax mi, SMax miydi bu? CMax Ghia. Sevgili İsmail geldi. Sağ olsun. Aracına taktık. Ulaş yine direksiyonda. Son zamanların modası. Biz aracı balık istifiye dolduruyoruz. Sevgili Mehmet ve biz. Merhaba. Şu an gazdan ayrı araç 5 kişi. Gazsız gidiyor araba şu. Devir saatimiz tuta tuta iniyor. Ya ben gazdan ayrı çektim. İleride frene basacağım diye çektim aslında. Ya göstermek için de sebep oldu biraz. Soldan. Evet. Bir defa dokundum. Çektim ayağım gaza. Niye hala gazsızız? Tekrar dokundum. Şimdi bir daha dokundum. Evet. Sormayacağım. Dokunuş. Ne kadar gaza dokunuyorsun demeyeceğim. Abi mümkünse gösterme. Evet. Yani biraz önce canlı yayında. Lütfen olayı unutmuş. Ben unutayım. Mehmet unutsun. Macit evet. Unutsun. Peki canlı yayın ne yapsın? Şimdi bu benim gerçeğim. Bunu yaşadım ve bunu yaptım. Pişmanım. Gerçekten yani o dalgınlığı nasıl yaşadım bilmiyorum bununla ama. Bununla yaşayacaksın. VGT bununla. Alıp götürdü beni yani. Evet. Ha doğru evet. VGT her iyi şeyin bir zararı vardır derlerdi. Biz VGT'ye zarar bulamadık. Şimdi bulduk. VGT ile araç kullanırken elinize pense almayın. Kaldırıma çarpabilirsiniz. Kullanmayın pense yok. Şimdi Boğa yokuşu var burada. Milas'ta. Bu yokuşu tırmanıyoruz şu anda. Pardon, tırmanacağız. Az kaldı. Tırmanacağız. Şu an düz yoldayız. Gaza dokunuşum var. Şu kadar. Sadece bir tık ittirdim pedalı. Başka hiçbir şey yapmıyorum abi. Şu an aynı oranda gaza basmayla biz 100'e çıktık. 1900 devirdeyiz. Araba uzun. Ben yetişemiyorum. Kadranı göstereceğim ama sağ solu kırmadan nasıl yetişirim onu düşünüyorum. Evet. Yetiştim. Şurada yok şu başta. Çektim ayağım gazdan. Tekrar dokundum. Yarım gaz yaptım. Çektim bir daha dokundum. Aynı oranda gaza basmayla şu anda katlıyoruz süretimizi. Ve şu an 110'lara doğru geldik. Parmak ucundayız. Ve çektim ayağımı gazdan. Yokuş başladı gibi. Dokunuyorum tekrar. Aynen öyle. Yokuş başladı. Evet. Bakalım neler olacak. Beşinci viteste yokuş tırmanıyoruz. Evet. Yokuşu tırmanmaya 5. viteste başladık. 2200 devir. Bir de parmak ucu değil mi abi? Çektim. Aynen parmak ucu. Deviri düşürüyor. Tekrar dokundum. Özellikle. Aynen öyle. 70'te tekrar pedala ayağımın ağırlığını bıraktım. Tekrar o kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi hızlanmaya başlayacağız. Birazdan. 80'e doğru tekrardan hem yokuş çıkıyoruz hem aynı gaza basma oranıyla hızlanıyoruz. Senin motor mu aynı sandı? Ve yine 5. vitesteyiz. Aynen öyle. Mehmet Usta şokta. Bugün gece bir yapma sahip de var. Mehmet Usta 15 saniye parmak ucundan şokta değil. Parmak ucundan. Mehmet Usta kendine gelemedi evet. Hayır kontrol olsa ben katılır abi ya. Al bu arada billahi. Hadi kendim kullandım. Kullanmasam neyse diyeceğim ki kullanmam. Yok ben 2 hafta önce. Sonra sonları parmak ucuna çıkıyor. Bayıla bayıla çıkıyor. 2 hafta önce bu yokuşu bayıla bayıla çıktın. Evet, sevgili yine İsmail. Bayıla bayıla çıkacaksın ama abi bu kadar az gaza dokunmayla. Keyiften bayılacaksın. Keyiften bayılacaksın bu sefer. Bu arada biraz önce Mehmet Usta Macit'in arabasını vermedi. Aynen vermedi. Bu arada teslim edeyim arabayı sana. Evet, döneyim mi? Abi, döneyim aslında yokuşa devam et abi. Sen sola yaraş yokuşa çıkalım abi. Gir tamam, oraya gir. Ben şey yapayım. Arkadan araba gelip tamam. Yokuşa devam etsin yokuşa görsün abi. Tamamdır aynen öyle. Aracı sevgili İsmail'e devrediyoruz. Şu anda direksiyona geçecek. Ulaş kamerayı alacak. Ben arkada cambazlıktan kurtulacağım. Bu
denelim abi daha istersen. Abi dönelim, böyle dönelim. Ya olsun, ödüm abi ya yoldan. Servis olduğu için ondan dedim böyle gelir. He, oldu o zaman. Buralar bizim abi ya. Buralar bizim de. Biz de şey dedik tüken ya. Tüken bizim. Tamam, şunu yapsın. Yokuş çıkıyoruz. Abi kaçıncı testte? Şu anda 4'teyiz. Lan derme abi ya. Ayak. Ayağımda arabayı kaldırdıktan sonra bir şey değiliz de. Ben vites hatırlattım. Dışları fark etmedim ya. Bir de gözüm kadran da hani şeyini sadece. Yani şey, yani normalde şu anda arabanın bağırması lazım. Şu an 5'inci viteste. Şu anda 5. vitesteyiz. Hemen gösterelim şöyle. Araçta 5 kişiyiz. Boğa yokuşunun sert kısmı tamam oldu. Herhalde tatlı bir rampa bu. Daha var mı sert rampa? Var mı? Ve rampa çıkmaya devam ediyoruz. Gaza ne kadar dokunuyorsun abi? Parmak ucunda. Şöyle bir elinle bir göstersene. Cevat Kelli. Yani şöyle. Evet. Biraz yükleneceğim. Biraz yükleneceksin. Yokuş çıkarken yükleniyoruz arkadaşlar. Araçta 5 kişi devam ediyoruz. Tabii yüklenince 4. vitese çekti. Performans istediğini düşünüyor araç şu anda. 3000 devirdeyiz. 5. vites ve 100'de seyir sağlıyoruz. Yokuş da yıpratıcı bu arada. Şu an 2900 devirde 100'e doğru tekrar geliyoruz. Ve 5. vitese yola devam ediyoruz. Ya ben 2 hafta önce bu yokuşu bundan daha az kilogramdaki yolcularla çıkan birisi olarak yani şu anda arabanın bayılmış olmasını bekliyordum ama bayıldım. Kendince zevkten bayılıyor belki de. VGT'den sonra her kullanıcı konforlu sürüşü tatmaya başlıyor. Her sürücü keyiften bayıldığı gibi araba da keyiften bayılıyor abi. Motor artık diyor ki Allah razı olsun ki VGT'yi taktın bana. O da nefes alıyor. Çevreyi de kirletmiyoruz değil mi? Evet tabii. Emisyon oranı ciddi oranda düşüyor. Canlı yayınlarda sıfırladığımız emisyon oranları var. Yani VGT bunların hepsini başarıyor. Çünkü tam yanda ve doğru yanda gerçekleşiyor. Pistonun üzerindeki yakıtın son damlasına, son zerresine kadar yakıyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve şöyle bir aslında ağırlık hesaplaması yaparsak sürücü hariç diyelim. Mehmet senden başlayalım. 360. 380 arası ya. 4. Rahat. Rahat vardır. Evet. Ve bizler yokuşu gayet tatlı bir şekilde çıktık. Evet. Aracın sürücüsü memnun. İsmail abi. Abi bir dönüşte değişelim istersen. Tamam efendim. İleriden dönelim. Olur abi, olur sıkı ya. Şunu bir test etmeni rica edeceğim abi. Ayağını gazdan çektiğinde aracın gazsız süzülmesi nasıl? Gayet iyi. Eski oranla. Daha başarılı. Daha başarılı. Eyvallah abi. Mehmet bugün her arabayı tadacak. Canlıya geçtin değil mi? Evet abi, canlı. Mehmet bizden sonra herhalde en çok canlı yayın yapan olacak. Hayır abi. Evet. Sevgili Mehmet'in takipçileri. İkinci, VGT ekibi olarak ikinci montajımız Muğla, abi. Evet, Muğla Milas'tayız. Mehmet Usta'ya VGT Muğla
montaj ve test merkezi yetkisini verdik kendisi bu konuda. Bizim adımıza tam yetkilidir. Abi sürece şey yapmışlar, sen cama zarar vermişsin. Şu anda sevgili İsmail'in Ford CMax aracında kulaç testini bitirdi. Biz evet, ben bitirdim testi. İsmail bitirdi. Mehmet Usta direksiyonda. Bu arada araçta 5 kişiyiz. Bunu da test etmek istedim. Kalabalığız. Boğa yokuşu tırmandık. Sevgili İsmail keyif aldı. Bu sefer Mehmet Usta'nın da ağzını suya attı. Ben kullanmazsam yana girişi yok dedi. Evet, şu anda direksiyonda. Abi gene parmak ucu devam ediyorum. Ben vazgeçmiyorum parmak ucundan. VGT'den sonra parmak ucu abi. Ya, ayak bileğine hani ağrı bilmem ne falan. Abi kasmaktan parmaklarım ağrıyor ama yani bir şey yapmak lazım. Dokunamıyorum. Yani bir dokunmaya gör. Az önce şöyle bir silkelendik, bir şeyler aynen, oldu. Aynen abi. Şeyde cruise control'de bunun cruise control her araçta iyi sonuç verdi, onu söyleyeyim. Bazı araçlarda, örneğin Volvo'larda cruise control'de maksimum sonuç alınıyor. Onun dışında Chevrolet Cruze güzel. Kodiaq. Evet, Kodiaq. Kodiaq'da adaptif cruise control var. Ondan da çok iyi sonuç alınıyor ama Renault'da alamadık. Chevrolet Cruze kullanıcılarımızın geri bildirimi var, çok başarılı olduğuna dair. Dolayısıyla her araçta başarılı olduğunu düşünmediğimizden dolayı herkese tavsiye etmiyoruz. Herkese sadece deneyin diyoruz. Tespitini siz yapın diyoruz. Abi frene dokunmak zorunda kalıyorum çünkü yelleniyoruz. Yellenme çok hızlı. Evet. Yapabilirsin istiyorsan bunu da manuel alabilirsin. Yok yok abi, ben görmek amaçlı zaten. Göstermek amaçlı. Yani gaza dokunmuyorum şu anda ve gaza dokunmuş gibi ivmeleniyoruz aşağı. Yani yokuş fazlasıyla dik, bu da normal bir ivmelenme, anormal bir ivmelenme yok. Abi söz İsmail abi, bizim kullanıcı o. Şey var, normalde yokuş kontrol desteği burada devreye girmesi lazımdı ama onu pek hissetmiyorum şu anda. Motoru yavaşlatmaya çalışması lazım. Evet. Motorun tabii bunun için zorlanması gerekiyor, yavaşlatmaya çalışması için. Motor zorlandı. Motor zorlanmadı. Evet. Onu görebiliyoruz. Motor zorlanmıyor. Zorlanmadığından dolayı o sistem devreye girmiş durumda değil. Düz yoldaymış gibi düşünüyor şu anda. Tabii ki tam yanma. Normalde görmem lazım yani. Yani şöyle abi, biz şimdi manuel vitesi alırsak ve vites düşürürsek alıp görürüz bunu ki istersen. Yok, ben normal şartlarda ben dediğim gibi geçen hafta da 4 kişiydik ki. Sırlar ya. Kim arıyor? Yani ben burada kendim manuel alma hissettim. Evet. Vites arttırıyordum yani. Vites arttırıyordum. Hızlı arayacak için. Hızlı arayacak için. Hızlı arayacak için. Onu devre dışı bırakmak için. Ha, anladım. Ha, onu devre dışı bırakmak için. Şirene basmaktansa. Evet. Vitesi manuelle yani kontrol etmek çok mantıklı. Abi şu anda düzde konuşacağım. Şu anda konuşuyorum. Hep düze kenetlendik. Her şekilde, öncesinde sonrasında farkı göreceksin, her şekilde. Zaten pedala dokunduğun an aldığın tepki her şeye yetiyor abi, daha fazla ittirmene gerek yok. Evet, Boğa yokuşunu bitirmek üzereyiz, herhalde bu son. İndik abi böyle. İniş. Düzde duracağım, dur kalk yapacağım. O şekilde yükseleceğim. Evet. Yükselerek sağlık neresinler. Thank you.
yüzdeye indik. Orada da bakacak. Bu arada Türkiye'nin bütün yokuşları bizim test parçamız oldu. Parmak ucu. Sadece parmak ucu. Şu kadarı basma. Evet, Mehmet Usta, sana ben bayrağı burada gönül rahatlığıyla teslim ediyorum abi. Abi teşekkürler. Mehmet Usta burada bizi. Araçta 5 kişiyiz. En az bizim gibi temsil edecek, ondan şüphemiz yok. Kesinlikle. Yo, ben çekim açısından dedim. Öyle mi? Tabii ki. Ya VGT açısından artık tamam, gözümüz kapalı, onda sorun yok. Ama çekim açısından ben ilk defa el veriyorum. Araçta 5 kişiyiz. Parmak ucu dokunuşu. Bugün buradaki testlerimiz uzun soluklu olacak belli. Parkurumuz öyle. Evet. Ama koşullarda olması izleyenleri VGT ile ilgili fikir edinmeleri açısından, VGT'yi tanımadan izleyenleri fikir edinmeleri açısından çok iyi videolar olacak. Sonuna kadar bu videoları izleyin derim ben. Yokuş var, iniş, çıkış, yük var. Sözünü kesiyorum abi. 100 kilometredeyiz. Bir de soranlar vardı Facebook'tan paylaştım. Önce kendim deneyeyim. Sonra size takayım dedim. Evet, görebilirsiniz şu anda. Evet. 1750-1800 değil aşağı yukarı. Dokunuyoruz. 95 kilometre hızla gidiyoruz. Kaçıncı test? Şüphe ediyorum ben de ya. Acaba yarım mı aslında? Diyorum da hatta ben dokunmuşum ya. Kaçıncı test abi? Ya şimdi kontrol abi, 600'deyiz. 1900'de bir arkadaşlar. Evet. 90'ın hafif üzerindeyiz ama tabii ki artık yolumuz bitti. 1950'ydi. Öyle miydi? Tabii tabii. Pardon, ben buradan hesaplayamadım. Tamam. Bu kadar rampadan çıkacağım abi. Evet, bir rampadan falan var. Rampa Milas'ın içinden sanayiye giden Bodrum yolundan. Bodrum yolu rampa. Üzerinde, evet. Aynı şekilde gaza basıyorum. Rampayı nasıl çıkacak ona bakacağım. O yüzden buradan gidiyorum. 2000 devirdeyiz. 80 km hıza ulaştık. Araçta 5 kişiyiz. Rampayı çıkmaya başladık. Çıkıyoruz abi. Evet, çıkıyoruz. Gayet güzel çıkıyoruz. Rampa çıkarken hafif bir aracı sollamaya geçtik. Sabit gazdayız. Gaza yüklenmiyorum. Hiçbir şekilde yüklenmiyorum. Bakıyorum, evet, yüklenmiyorum. Şüphe ediyorum abi. Ne yapayım ya? Abi yokuş çıkarken ayağını gaz pedalından çekme konforunu yaşıyor muydun? Evet, şu anda çektim. Bak gidiyor araba. Evet. Yani gaz pedalına dokunmuyorum. Şu anda gidiyoruz. Evet. Ve dokunuyorsun, kaldığın yerden devam ediyor. Aynen. Olay yerine gidiyoruz. Evet. Ulaş abi. Abi yok, olay yeri yok. Pişmanız. Evet, sevgili Mehmet Usta'nın takipçileri, görünüyor ki gün boyu daha Mehmet Usta'nın kanalından canlı yayınlar yapacağız. Biz VGT ekibi olarak Türkiye'nin birçok yerine bayilikler verdik. Hemen hemen hepsi. Ne oldu abi? Bağlantı kesildi de. Ölüm okuyorum ya. Evet, bağlantı kesildi. Şu an gazsızız. Bayilik verdiğimiz birçok nokta oldu. Hemen hemen hepsi oldukça renkli geçti. Ama Mehmet Usta ile yaptığımız bu bayilik etkinliği hepsinden farklı olacak. Diğer bayilerimiz kusura bakmasınlar. Ama çok renklendirmek isteyenler olursa bizi davet ederler. Oraları da renklendiririz. Ben de. Aynen öyle. Hoşçakalın.